parmağında 10 marifet Yüksel ablamın yanındayım. Yüksel abla buraya geldiğimizden beri bize mihmandarlık yapıyor. Cide'ye hakim, buralı, burada bilmediği hiçbir şey yok ama hayatta da bilmediği hiçbir şey yok. Sohbet ederken öğrendik ki taksi şoförlüğü yapmış, futbol oynamış, öğretmenlik yapmış, yapmış da yapmış. Yalnız en güzeli de bu topu oynaman abla. Ben ömrümde ilk defa bir futbol topuna vurdum bugün. Fena değildim, idare ederdim ama elbiseyle o kadar olur değil mi? Elbiseyle de antrenmansız da o kadar olur. Ben de antrenmansız. Topa vurmak futbol kuralı değil. Futbol kuralına aykırı, ısınmadan topa vurmak. Canım. Evet. Yüksel abla futbol nereden geldi ya? Nasıl öğrendin? Şimdi 96 yılında Cide'de bayan futbol takımını kurduk. Sarıyazma Rıfat Ilgaz Kültür Sanat Festivali'nde etkinlik olsun diye. Orada böyle İstanbul'dan bir spor kulübünü çağırmıştık. Karışık maç yaptık. Karma Cide'deki öğrencilerden, sivilden tek ben vardım. Aa. Ben de yani futbolu gerçekten severim. Televizyonda da hep izlerim yani sürekli. Eşin ne şanslı ya, düşünsene. Normalde hanımlar eşleri maç izlediği zaman ay der, bu adam yine maç izliyor der, beraber değil mi? Beraber izliyoruz. Ay, işin şeysi o Fenerbahçeli, ben Galatasaraylı, biraz sürtüşme oluyor. Gerçekten. Evet evet, biraz yorum yapıyorum ama ya. Ama eşin çok şanslı. Evet. Kıymetini biliyor mu abla? Gerçekten. 10 numara. Bu süper bir şey. Başına taç yapar. Peki beraber maça gider misiniz? Tabii gittiğimiz oluyor da daha fazla ben giderim. Cide Spor'un maçlarını hiç kaçırmam burada. Sürekli giderim. Peki top oynar mısınız? Yok, top 96'dan sonra oynamadım. 96'da kurduk, bir yıl Bayanlar Ligi'nde oynadık. Yani Adana 5 Ocak stadında, Samsun 19 Mayıs stadında, Kayseri'de, hepsinde İstanbul Zeytinburnu, hepsinde top oynadık. Peki yani taksicilik? Taksicilik de 96 yılında, 2002 yılına kadar 7 yıl yaptım. Otogarda taksi durağının başkanı olarak. Bir yakınımız taksi durağını, taksisini satıyordu. Bu işi sen yaparsın dedi. Aldım, öyle 7 yıl yaptım. Yani. Abi bir şey demedi mi peki? Yok, o zaman evli değildi. Bunları yaparken bekardı. Evleneli 20 yıl oluyor. Canım benim. Sonra öğretmenlik, her türlü araç kullanıyorum dedi. Her türlü, traktör, motor, hepsinde. Deniz motoru, balıkçılık, hepsi. Onları da yaparım yani. Anlarım. Deniz tekniği, balıkçılık nasıl olur, ne gider? Ay Yüksel ablam çok tatlı ya. Peki bunların hepsini nasıl öğrendin? Hayat mı öğretti? Ya neden yapamayayım? Kadının yani özgüveni, neden erkekler yapıyor da kadınlar neden yapmasın? Benden görelik diğer kadınlarda bir sürü 50-100 tane direksiyon öğrettiğim kadın olmuştur. Yani özgüveni olmayan, ben öğretir, eşleri öğretemiyor. Ben öğretirsem öğreniyorlar. Dolu dolu 24 saat diyebilirim. Sabah 7'de kalkarız. Akşam 10'a kadar ayaktayım. Neler yaparsın? Hep öğrenmekle mi geçti hayatın? Öğrenmek, öğretmek. Meclis üyesiyim, belediye meclis üyesiyim. Sürekli insanlara zaman ayırmak gerekiyor. Bir kadın kooperatifimiz var, sürekli oraya zaman ayırmak gerekiyor. Evine, eşine zaman ayırmak gerekiyor. Çocuklar. Çocuk yok. Yok mu? yok, çocuk yok. O yüzden bu kadar çok sosyal etkinlik olabiliyor. Fuarlara giderim, Sarıyazma yöresel fuarlara, İstanbul, Ankara, Bursa, Kastamonu fuarlarından. Peki bu aktif hayat sana ne kattı? İnsan kendini daha dinç hissediyor. Daha ne bileyim, sosyal olmak çok güzel bir şey. Neme lazımla yaşamak istemiyorum ben. Yani geriden gelen nesil, artık bizden geçti, geriden gelen nesil de neme lazım, ne güzel. Sana ne faydası var, ne kazancın var. Yani bir kazanç mı olması gerekiyor? Benim altımda mesela 97 model bir araç var. Bir teneke diyorum, benim teneke. Ben ondan Türkiye'nin yarısını geziyorum. Herkesin evi vardır, ben kiradayım ama böyle mutluyum. Her şeyden, küçük şeylerden mutluluk çıkarıyorum. Öğrenmek, öğretmek, karşılıksız sevmek, evet, karşılıksız evet, hizmet evet, etmek evet, dünyanın evet, en güzel şeyi evet, değil mi? Evet, gerçekten. Canım.
gerçekten. Canım. Bu büyük bir özveri ama fedakarlık. Herkes yapamaz. Ya gerçekten de herkes yapamıyor. Geriden gelsinler, bizim yaşımız gönül artık gönül işi. Evet. Yaşın kaç Yüksel ablacığım? 59. 59 yıl hep böyle mi geçti? Hep böyle geçti. Dolu dolu. Peki hiç pişmanlıkların oldu mu? Yok. Ah keşke yapsaydım dedi. Ha keşke yapsaydım bir şey, müzik aleti çalmak. Onu da biraz uğraştım. Yani bir müzik aleti çalabilirdim. Ona zaman ayıramadım. Böyle mutlusun. Evde oturan, canı sıkılan, işte morali bozuk, depresyona girmiş bir sürü ablalarım olabilir, teyzelerim olabilir. Yaşından yaşlandım artık, boş ver ya diyen teyzelerim olabilir. Neler söylemek istersin? Hayat bir gün, o da bugün. Hayatı dolu dolu yaşasınlar yani. Kimse içine kapanmasın, dışarı açılsın. Yararlı bir şeyler yapmak için uğraşsınlar. İnsanlara. Evet, evet. Kendine. İnsanlara yarar, çevresine yarar, doğaya yarar, canlılara, ailesine. Kendisine. Yararlı şeyler, kendisine. Bunların... Peki ya imkanları yoksa, herkesin eşi sen gibi değil, ya izin vermezlerse? Onun hepsini yapmak zorunda değil ki. Evine kapanıp da hiçbir şey yapmayan, zamanını boşa öldüren insanlar ordusu var. Bunu bir şekilde insanlar vaktini güzel şeylerle değerlendirmesi lazım. Doğru, hiçbir şey yapamazlar. Halk eğitimler evet, var, evet, kurslar, kurslar var. Kurslar var, ne güzel. Dikiş, nakış, yani dikiş, nakış. Bir sürü hanımların evet, uğraşabileceği evet, şeyler evet, var. Evet. İmkanları var. Mesela 75 tane köyümüz var. Hepsine ben ayak basmışım. İmkanları var, gidip gezsinler, görsünler, güzelliklerimizi, özelliklerimizi keşfetsinler. Cide de çok güzel bir yer. Hakikaten Türkiye'nin Miami'si diyorlardı. Evet, evet. İnandım, gözlerimle evet, gördüm, evet. İnandım. Şöyle bir hanımefendi olarak, Cide'li evet, bir hanımefendi olarak insanlarımızı Cide'ye davet eder misin Yüksel ablacığım? Tabii ki, bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Gelsinler, hatta misafirimiz olsunlar. Canım. Cide anlatılmaz yaşanır. Doğru. Evet. Hadi o zaman siz de evet, Kastamonu Cide'ye gelin. Burada hava çok evet, güzel. İnsanlar çok güzel. Kastamonu Cide'deyiz. Gideros koyundayız. Burası tam bir doğal liman. Zaten Cide doğa harikası, tabiat harikası bir yer. Şu anda Selahattin amcanın yanındayız. Selahattin amca 107 yaşında. Yani 1925 doğumlu, hatta 108 yaşında da diyebiliriz. Selahattin amca selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyi, sağ ol, çok sağ ol. Ellerinden ben öperim. Sağlığım iyi. Ah çok şükür. Burada Gideros Vadisi'nde bir büfe, yani hani insanların gelip oturabileceği bir alan var. Selahattin amca ve çocukları buranın sahibi. Selahattin amca, burada hava nasıl? Yaşam nasıl? Gideros, Gideros koyunda hava nasıl? Yaz günü boyunca balık tut. Barbunya balığı. Hı hı. Balık tutmayı sever misin? Çok. Senin çayını içmeye geldik. Sağ ol, afiyet olsun. Canım. Zaten gittiğimiz eskiden beri onunla. Barbiye balığı. Selahattin amca, senin lakabın varmış Tina. Neden sana Tina diyorlar? Ablamın küçük çocuğu vardı. Selahattin dayı diyemezdi. Tin dayı. Adın Tina kaldı ha? Selahattin amca, yenge nerede? Yenge yok. Neden? Vefat mı etti? Çok oldu. Ya Allah rahmet eylesin. Evlendirecek, evlendiremedi. Kim evlendirecek? Evlenmek istiyor musun? Bu merak. Selahattin amca, bu işler kader. Neden evlenmek istiyorsun? Ben evlenmek istemiyorum. Yok ben. Çoluk çocuk bakıyor ya. Yalnızlık Allah'a mahsus ama evlensen iyi mi olur? Çoluk çocuk baktıktan sonra evlen. Doğru, aynen. Doğru. Çocukların bakıyor mu sana? Bakıyor. Nasıl bakıyorlar? İyi bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Selahattin amca, 108 sene nasıl geçti? Vallahi hiç belli değil. Yalnız hastalığında ne var biliyor musun?
Ne var? 1,5-2 yaşındayken sokakta topra geliyorduk. Çakı veriyorduk. Aynı çocuklar aynısını yapıyor burada. Gelen çocuklar var ya, aynısını yapıyor. O yüzden mi çok yaşadın Selahattin amca? Hamdolsun, huzurun yolda, huzur. Doğru. İş huzurda. Doğru. Gençliğin nasıldı? O da geçti, o da bitti. Selahattin amca kaç yaşında evlendin? 25. Nasıl evlendin? Eskiden yakışıklı kız kimiyse onu derlerdi, kayna kayınta nişan yaparlardı. Bir ay sonra düğün olacak ya o gün sonra onu yaparlardı. Sen severek mi evlendin? Tabii tabii. Düğünün nasıl oldu? Eskiden davulla düğün yaparlardı. Şimdi yok mu? Yok şimdi yok öyle şey. Eskiden daha mı güzeldi? Eskiden bir hafta davul çaldı. Şimdi artık onlar yok değil mi? Yok yok. Kaç çocuğun var? 4 tane. Maşallah. Burada hava çok güzel. Her şey doğal. Hava güzel, her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz. En çok yaz günü balık taze tut ye. Meyve bol. Meyve. Tabii bunlar güzel olunca yaşam da uzun oluyor. Tabii. Ya. İşte huzur. Kimseye muhtaç olmayacağız. Selahattin amca, huzuru nerede buluyorsun? Huzur mu? Evet. Huzur, bankadan para olsun ödeyemez. Huzur. Doğru. Bir yerden para versin alamazsın. Selahattin amca, gözlerin de ne güzel ya. Eskiden de o. Artık yaşlandın mı? Yaşlandık. Nasıl bağırın, ağaçta yaprak açar, çiçek açar, meyve verir. Şimdi hiçbir şey var mı? Yok. Biz ona döndük. Ya canım. Öyle deme Selahattin amca. Her yaşın ayrı bir güzelliği var diyorlar. Cide'den başka bir yere gittin mi hiç? Asker olduk Gölcük'e. 42 ay askerlik yaptık. 42 ay. O zaman Rus Alman harbi vardı. 42 ay. Nasıl geçti askerliğin? Oradan geldi. Askerlik görevini yapacağız. 4 sene askerlik yapmış. Atatürk'ü gördün mü? Görmedim. Gözlerin de onun gözlerine benziyor. Masmavi. Atatürk 37-38 mi vardı? Doğru. Yani sen 12 yaşında falandın o zaman. Selahattin amca. Gençliğinde ne işler yaptın? Gençliğinde işimiz gücümüz ekmek parası kazanmak için kayıkla ağ atarız, balık göreriz, balık tutarız, satarız. Geçtiğimiz o. Ömrün denizde mi geçti? Hep bunlarda işte. Ya. Çok güzel ama ya. Şu güzelliğe baksana. Ah be Selahattin amcam. Ne şanslısın. Maşallah. Ses yok, seda yok. Değil mi? Büyük şehirde yaşamak ister miydin? Büyük şehirde yaşamak ister miydin? Büyük şehir mi? Evet. İstanbul'u istemez misin? İstanbul'a gelmez misin? O da ben bir kalabalık sevmem. Çocuklarla anlaşabiliyor musun? Çocuklarınla anlaşıyor musun? Anlaşıyorum. Hiç kızıyor musun onlara? Yok yok. Hiç bağırır mısın? Öyle demiyorlar ama. Öyle demiyor çocukların. Babamız bize çok kızıyor diyorlar. Yok yok kızma. Ha? Kızmaz mısın? 108 yaşına kadar yaşayabilmek için neler yapmak lazım? Çok düşündüm. Valla huzur, huzur. Boğaza bakacaksın. Böyle avur zavur şeyle. Ben de boğulacağım. Bir tek yumurta rafada.
öğleye kadar doğuran. Ulan işte az bir şey yedi akşama kadar. Az yemek her zaman insana sağlığı. Akşam ne yersin? Ben gece de, gece rafadan içiyor. Rafadan. Yumurta. Yumurta. Gece. Hmm. Akşamları ne yersin? Balık mı yiyorsun hep? Balık, balık. Balık, omega 3. Değil mi? Balık çok faydalı. Olmaz mı? Her şeyde ben ekmek var ya, ekmeği açarım böyle, ortasını hamurunu alırım. Ha. Ondan bile maya kokusu gidiyor. Yemen onu. O maya kokusu. Salata sever misin? Yeşillik. Hmm, yeşillik de. O da çok lezzetli. Selahattin amca anlaşılan sağlığına iyi bakmış. Huzurun, mutluluğun da kıymetini bilmiş. Ömrü denizde geçmiş. Bu güzel doğada geçmiş. 108 değil, 208 yıl yaşasa hakkı değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.